İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, programda Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu. Sedat Peker'in açıklamalarını herkes gibi takip edenlerden birisiyim diyen Akşener, gözden kaçan bir şey var. Bir otel var ya, otelin sahibinin kızının konuşmasını izledim. Bu ülkede şantajlar olmuştur, çantayla paralar alınmıştır, yolsuzluklar yapılmıştır falan filan. Ama fabrikanın tapusunu, tapu olarak üzerinizde olanın üzerine çökülme diye bir kavram olmamıştır ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamaları şöyle: tapunuzu hiçbir güç alamaz. Tapunun delinmesi, her şeyin sorgulanması anlamına gelir. Zonguldak'a gittim. Arkadaşlara dedim ki o hanımefendinin yaptığı bütün konuşmaları dinledim. Sanıyorum zankaydı galiba. Sıradan insanlarsınız. Eviniz var, bir tane dükkanınız var tapulu. Silah zoruyla alamazlar ama hakim ayarlarsa alınır. Zonguldak'ta bir kadın yanıma geldi. İmam nikahıyla evliydim. İki oğlum var, kocam öldü. 6.000 lira maaş bağlan dedi. İddiasına göre aile kadın için kötü yola düştü diye bir rapor oluyor. Sokakta gördüm. Evden atmışlar. Çocuklar mahkeme sonuçlanıncaya kadar çocuk esirgemede, kadın dışarıda. Dedim ki fabrikanın, otelin tapusu, şimdi de ev tapusu. Hanımefendinin son durumunu bilmiyorum. Lütfü Türkkan Bey takip ediyor. Kadın evden çıkarılmış, maaşa el konmuş. Bu bilek gücüyle, silah gücüyle olmaz. Buradan ilan ediyorum. Ben bundan korktum. Bu tapu delinmesi can masumiyetiyle aynıdır. Ne Osmanlı devrinde olmuştur bu. Hapse girersin, tapu sende kalır. Hakim ayarlayıp tapunun alınmasından bahsediyorum.